3 günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısı maymun çiçeği virüsünün habercisi olabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Rıdvan Dumlu, hastalığın belirtilerini, bulaşma ve korunma yöntemlerini anlattı. Dumlu, belirtilerin görülmesi halinde mutlaka hastanın kontrol amacıyla en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye etti. Maymun çiçeği virüsü, çiçek virüsünün de arasında bulunduğu Fox virüs ailesinden bir virüstür. İlk olarak 1970 yıllarında Afrika'da Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüş ve tanımlanmıştır. 2022'ye kadar olan dönemde genellikle Afrika'da endemik olarak görülmüştür. Ancak 2022 yılında genellikle ülkemizin de arasında bulunduğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri, Asya ve Pasifik ülkelerinden de kümelenmiş vakalar bildirilince Dünya Sağlık Örgütü tarafından bunun bir salgın haline geldiği bildirilmiştir. O günden günümüze kadar belli oranlarda hastalıklar bu ülkelerden bildirilmiştir. Ancak 12 Ağustos 2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı raporu yayınlamıştır ve bu raporunda Afrika'da görülen vakaların keskin bir pikle arttığını, bunun da yayılım olan diğer ülkelerde de artan vaka oranlarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunmuştur. Maymun çiçeği virüsünün insanlarda ve hayvanlarda görüldüğünü söyleyen Dumlu, hastalığın genel olarak temas yoluyla bulaştığının altını çizdi. Hastalık genel olarak temasla bulaşmakta, lezyonları olan hastanın lezyonlarıyla direkt temasla veya bu hastanın kontamine olmuş kıyafetleri ya da cansız yüzeylerle direkt temasla indirekt olarak bulaşabiliyor. Hastalık genellikle 5 ila 21 günlük bir kuluçka süresine sahip. Bu ortalama 14 olarak kabul edebiliriz. Bunun sonrasında 1 ila 3 günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik, baş ağrısı gibi prodromal dönem olarak adlandırdığımız dönem geçtikten sonra genellikle 2 ila 4 hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Döküntüler genellikle deriden kabarık olmayan makül, deriden kabarık papüller, içi sıvı dolu veziküller veya içi irin dolu genellikle bu hastalarda gördüğümüz püstüller şeklinde seyrediyor. Daha sonra bu lezyonlar kabuklanarak iyileşme eğilimine doğru gidiyor. Genellikle immün sistemi normal çalışan hastalarda herhangi bir sorun olmadan kendiliğini sınırlayarak iyileşebilen bir hastalık. Ancak bu hastalığında ağır seyrettiği risk grupları var. Bunlar immün sistemi normal olarak çalışmayan hasta gruplarımız. Komplikasyon olarak genellikle zatüre, merkez sinir sistemi enfeksiyonları gibi ikinci bakteriyel enfeksiyonları görüyoruz. Ve bu hasta gruplarında da genellikle antiviral tedavi tercih edilmekte bu hasta grubu için. Korunma önlemlerinden bahsedecek olursak, hastalık özellikle hastalığın ne olduğu ve hastalığın bulaş yolları, bunları kırmada kullanabileceğimiz önlemler hakkında farkındalığa sahip olmak, temasla bulaştığını bildiğimiz için hastalık riski olan kişilerle temastan kaçınmak, yoğun kalabalık ortamlarda bulunduğumuz süre içerisinde el yıkamaya dikkat etmek, el yıkamadığımız durumlarda alkol bazlı dezenfektanlarla el dezenfeksiyonuna dikkat etmek.